Selamlar, ben Melih. Bugün sizlerle Clash of Clans'ta Belediye Binası 14 hesapla Efsane Ligi'nde yargı dağıtacağız. Hemen videomuza geçelim. Arkadaşlar video başlamadan önce like, yorum falan aşağıdan, abone olmadıysanız da abone olabilirsiniz. Hemen saldırılara geçmek istiyorum ama ilk önce şöyle ordumu göstereceğim. Bakalım yargı dağıtabileceğiz mi? Çok büyük konuştuk videonun başında. Tökezleyebiliriz. Şu anda Belediye Binası 14 Max'a yakın bir hesap var arkadaşlar. Gördüğünüz hero'lar Barbakralar hariç. Barbakran'ın da 4 seviyesi eksik. Max artı Max bir hesap var arkadaşlar. Klon büyüsü bir tık eksik. Şurada minyon, o ufak detaylara hiç girmeyelim. Oradan çıkamayız. Böyle bir ordum var arkadaşlar. Taktik zaten saldırıda görürsünüz. Hemen saldırımıza geçelim şöyle. Zaten son 5 maçımız kalmış. Bu arada biri yorumlarda biri yazmış. Efsane Ligi anlatır mısın diye. Efsane Lig günlük 8 saldırımız oluyor herkesin. Efsane Ligi'nde olan herkesin günlük 8 saldırısı oluyor. Aynı zamanda 8 saldırı da yiyor. Bu 18 saniyede anlatayım o arkadaş için. 8'er saldırıp 8'er saldırı yiyoruz. Her saldırdığımız köy 40 kupa veriyor ve bize saldıranlar da 40 kupa oluyor. 320 içinden en fazla işte. Mesela ben 300 aldım bugün. Rakipler bana saldırarak -300, -280 dedi mesela. Günlük artı 20 kupaya ulaşmış oluyorum bu şekilde. Bir de köy geçme şeyimiz yok. Başka da bir fark yok. Yani köy geçemiyoruz. Önümüze çıkan ilk köye saldırmak zorundayız. Şimdi gördüğünüz hava patlayıcıları bir tık ters bakıyor. O yüzden ben şu şekilde saldırsam daha güzel olur ya sanki. Şuradan Barbar Kralı koyacağım. Üstüne Kraliçeyi de koymak istiyorum. Barbar Kral ve Kraliçeyle birazcık yürüyüş yapacağım orada. Pardon. Şimdi Barbar Kral duvarı yıksa çok güzel olur ya. Beni uğraştırmasan şuraya şey atacağım. Ejder atacağım. Çünkü Barbar Kral'ın içeri girmesini istiyorum. Bu arada o Okçu Kraliçe Cehennem Kulesi'ne vurur mu? Vurmuyor değil mi? Tamam, şu şekilde zaten kullanıldı. Şimdi Barbar Kral'ın özelliğiyle bakalım, taktik avcı uçağını alabileceğiz mi? Bu arada koca öküzüm ölmüş ya. Ben de diyorum niye duvar yıkılmadı bir saat. Koca öküzümün ölmesi çok kötü oldu. Taktik avcı uçağını alamayabiliriz. Yine de bir tık bir umudum var da yok ya, yok yok. Koca öküzün ölmesi çok kötü oldu. Neyse arkadaşlar, şu an çok kötü gidiyor savaş, farkındayım. Yapacak bir şey yok. Ama elimizden geleni yapacağız. Ben de bir tık tecrübesizim diyebilirim. Şuraya bir tık balon dizeceğim. Burası güdümlü dolu olabilir. Değilmiş. Bomboşmuş. Büyük ihtimalle aşağıda tuzaklar. Şuradan şöyle tüm askerlerimi koyuyorum. Zeplinimi de koydum. Şuradan Trale şampiyonumu da koyuyorum. Şu şekil bir büyük koruyucu özelliği okeydir. Bu arada klon büyüsünü atmayı unuttuk. Bir tık geç attık ama iş görecek yine. Bu şekil kullanılıyor arkadaşlar. Klon o şeyi bayağı yıkmaya çalışıyoruz yani. Şu şekil bir zehir atıyorum şuraya. Şu an pek iyi gittiğini söyleyemem savaşın. Ama yine de bakalım. Elimizden geleni yapıyoruz. Şuraya bir buz atacağım bu arada. Kaya saçar bizi bayağı sıkıntıya sokuyor. Of of, tuzaklara bak, tuzaklara. Şu şekil bir buz atıyorum yine kaya saçar ve kraliçenin üstüne. Kraliyet şampiyonunun üzerine bomba kulesinde basmak istemiyorum ama kendi kendine basıldı, yapacak bir şey yok. Şu an 3. Büyük ihtimalle biz kartal topunu alsaydık büyük ihtimalle 3 alabilirdik ama o başta var ya, kraliçe takip etmedi orayı. O yüzden alamadık ya, yapacak bir şey yok. Üste bu arada ejderim varmıştı. Oraya atmasaydım minyonu. Şu an yüzde kovalayacağım. Bu arada büyük ihtimalle bilmiyorsunuz Efsane Ligi'nde olmayanlar. Yüzde önemli burada. Mesela 2 yıldızda benim 40 içinden kaç oluyor? Biraz matematik konuşturalım. 43'e böldüğümüzde 13 kupa oluyor. 13,3 oluyor. 26. Yani 2 yıldız aldığımızda 26 kupa gelmesi gerekiyor. Ama burada yüzdeye göre hareket ediliyor arkadaşlar bir tık. Mesela ben %99 2 yıldıza kalırsam normalde 26 kupa almam gerekiyor. Ama %99'da kalırsam bir 40 kupa içinden bir 35 kupa falan geliyor arkadaşlar. Vallahi benim de çok fazla Belediye Binası 14 Max köylere karşı tecrübem olmasa da yine elimizden geleni yapıyoruz. Bu saldırı pek olmadı, ben de farkındayım arkadaşlar. Bir sonraki saldırılarımızı düzelteceğiz ama ben klan kalem filan her şeyi hazırlayayım arkadaşlar. Bir sonraki saldırımıza geçelim. İlk saldırının günahı olmaz diyerekten hemen bir sonraki saldırımıza geçiyoruz. Yine Max artı Max bir köy. Duvarlarında bir tane bile eksik yok valla. Tabi duvar bizi pek ilgilendirmiyor ama
Yine de max artı max olması bir tık korkutuyor beni. Şimdi hava patlatıcıya karşı saldırmak istemiyorum ama en uygun yer orası. İki tane şimşek alsak aslında bu arada. Şu hava patlatıcılar cidden çok sıkıntı ya. Hiç sevmiyorum ben şu hava patlatıcıları. Valla sinirimi bozuyorlar. Şuradan birer ejder bırakıyorum. Bu arada hava patlatıcıya karşı saldırmak istemiyorum ama yani şu an o şeyi almam gerekiyor benim. Kartal topunu. Herolarla almayı deneyeceğim. Şöyle birazcık köşe temizleyip denedim. O şeyi de alsan, inşaat çukurbesini alsan çok temiz olur ya, biliyor musun? Onu alman gerekiyor ya. İçeri girmesi lazım çünkü. Hadi. İçeri gir kral lütfen. Abi oraya değil, oraya değil ya, oraya değil ya. İşte kraliçe yapma. Allah aşkına içeri gir. Şansa bıraktık ama tabii o çok kralsın. Kralsın, adamsın sen. Tamamdır, kartal topunu aldık. Şu rakip barba kralı da keselim. O barba kralımız da öne geçti. Tamamdır, bu savaş daha iyi oluyor gibi. Yine de şeye kapılmayalım şimdi, rehavete. Şimdi bu sefer şu şekil birazcık daha daraltıyorum köyüm. Şuraya biraz daha ejder atalım. Hava patlatıcıya karşı dalmıyorum bu arada. Barba kralının özelliğini hemen şurada basıyorum. Evet, şu şekilde daralttık arkadaşlar köyümüzü. Şimdi şurada kalan her şeyimi koyuyorum. Şurada zeplinimi koyacağım ama bir tık daha bekliyorum. Şuraya bu arada buz atacağım şöyle. Şuraya da zehir atıyorum tam şuraya. Tamam, şu an bir tık daha iyi gidebiliyor diyebilirim. Şurada arkadaşlar büyük kurucumun özeline bastım. Ve şu şekil bir klon, şu şekil bir klon, şu şekil bir klon basıyorum oraya. Evet, orayı bayağı arkadaşlar, bayağı bir balon çıktı orada klonlarla birlikte. Bakalım, şu an daha iyi gidiyor gibi. Daha iyi gidiyor ya şu an savaş. Ben beğendim bu savaşın gidişatını. Şuna bu arada buz atmam gerekiyor ya. Bizi sıkıntıya sokar o. Başka buzum kalmadı. Evet, krale şampiyonu. Alır mısın onu? Şurada özeline basacağım. Alamayacak yoksa. Vur lan. Bu savaş da mı olmadı ya? Bakayım. Bu arada ben şeyi de, kel avcısını da kullanmadım ama keşke kullansaydık onu. Şu an 3'ten pek ümidim yok ya. 3 cehennem kulesi de şu üst kısımda kaya saçar falan var. Yine daha iyi bir taktik izledik ama pek değişik bir sonuç gelmedi maalesef. 2 yıldız alıyoruz ama 3 yıldız cidden zor arkadaşlar ya. Yani max köylere saldırıyoruz. 3 yıldız cidden zor. O yüzden mazur görün. 3 yıldız almaya çalışıyoruz. 2 yıldız %75'lere kadar çıktık 2 saldırıda da. Valla 3 yıldız zor cidden. Bu seviyelerde cidden zor. Bakalım birazcık daha tecrübe kazanırsak ben 3 yıldızlara başlayabileceğimi düşünüyorum. Orayı bekleyeyim. Tamam, orayı alır ya. Kaç kupa verir? Tahmin ediyorum hemen 26 kupa. 26 kupa. Tahmin. 24 verdi. Demin şey yapmadım, unuttum verdiğini de. 24 verdi demin. Aynen, doğru. Tamamdır. Arkadaşlar iki saldırıda şey oldu. %75 2 yıldız oldu. İkisine 24 kupa aldık. Vallahi güzel saldırılar oldu tabii ki ama 3 yıldıza yetmedi ikisi de. Kaç saldırımız kaldı? 3 saldırımız kaldı. Şuradan savaş günlerine de basayım. Çünkü bazı arkadaşlar cidden hiç bilmiyorlar. O yüzden onlara birazcık rehber olmak istiyorum cidden. Öğretici olmak istiyorum. Şimdi bugün gördüğünüz gibi arkadaşlar bulunduğu lig günü diyor. Ve 8 saldırı var. Burada önceki lig günü falan filan. Bu şekilde bir Inter Milan işler var. Günlük 8 saldırımız var. Ben bugün 5 tane saldırı yapmışım. Kaç? Artı 128 almışım. 4 tane saldırı yemişiz. Eksi 111. Şu anda artı 17 konumundayım. Ama bir tane fazla saldırım var. Yani bir tık kötü geçiyor diyebilirim. Bir tane 3 yıldız atılmış çünkü. Eksi 40 kupa gitmiş. Gördüğünüz şurada %94'e eksi 30 gitmiş. Yani cidden fark ediyor diyebilirim arkadaşlar yüzde. Bakalım lig günü sonucumuz ne olacak? Ben büyük ihtimalle bunu videonun sonuna koyarım. Lig günü sonucumuz. Arkadaşlar lig günümüzün sonuna geldik. Bence güzel bir video oldu. Şu anda ekranda lig gününün nasıl geçtiğini görüyorsunuz. Gördüğünüz gibi artı 3 kupayla bitirdik bu sezonu. Bu sezon demeyeyim, bugünü. Yani bu şekilde oldu arkadaşlar. Böyle videoların, efsane ligde videoların devamlı gelmesini istiyorsanız aşağıdan like atıp abone olmayı unutmayın diyorum. Arkadaşlar beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. İyi günler diliyorum. Hoşçakalın.